Merhabalar, bugün sizinle Modella Totebag mini kalıbını dikeceğiz. Görüntüsü bu şekilde. Öncelikle kalıpları gördüğünüz gibi paylı olarak hazırladım. Bu yüzden hiç pay vermeden ana kalıptan kesiyoruz. Ve gerekli çıt işaretlerini mutlaka atıyoruz. Astar için ben poplin kumaş kullandım. Burada cep astarı, cep parçası ve yan ceplerin için astar kesiyoruz. Bunları da aynı, dediğim gibi ana kalıptaki gibi sıfırdan kesiyoruz hepsini. Ben hazır şerit kullandım. 3 santimlik. İsterseniz 4 santimlik şeritlerden de kullanabilirsiniz. Bu daha pratik bir yöntem. Veya şeridi kendiniz hazırlayabilirsiniz. Çanta kumaşını kalınlaştırmak için tabaka keçelerden faydalandım ben. Bunu yapıştıracağız. Aynı normal kalıplardan kesiyoruz. Bir tane alt parça, iki tane yan cep, iki tane ana parça. Ben bunun için ayakkabıcılarda, losteracılarda bulabileceğiniz neopren denilen yapıştırıcıyı kullandım. Birazcık akıtıp bir karton yardımıyla sürüyoruz, yediriyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi bir tarafına sürdükten sonra çevirip düzgünce yapışmasını sağlıyoruz. Birazcık elimizle böyle bastırırsak güzel yapışacaktır. Gördüğünüz gibi yan cepleri, alt parçayı ve ana gövdeyi tela ile kalınlaştırdım. Siz bu aşamada isterseniz yapışkanı doktora kullanabilirsiniz. Çanta telası çok daha pratik olacaktır. Ben de olmadığı için bu yöntemi denedim. Bu aşamada burada gördüğünüz bu sap işaretlerini ana kalıba geçirmemiz lazım. Bu yüzden katladığımız yerden uçan kalemle gördüğünüz gibi çizeceğiz ve işaretlerini alacağız. Hem ön hem arka çanta için bu işaretleri alıyoruz. Keçeleri tutturmamız lazım. Her ne kadar yapıştırdıysak da yine de kalkma ihtimaline karşı tutturuyoruz kenarlarından. Gördüğünüz gibi bütün keçe yapıştırdığımız parçalara aynı işlemi uyguluyoruz. Yan cepleri dikmekle başlayacağız. Astar ve yüzüğü üst üste getirip üstten 1 santimden dikeceğiz ve çıt atacağız. Çıtlatmamızı yaptıktan sonra şimdi döndürme işlemi yapacağız. Astarı çevirip 1 milimden baskı dikişi yapmamız lazım güzel dönmesi için. Şimdi gösteriyorum. Üzerine yaptığımız bu dikiş keçe kalın olduğu için birazcık daha dönmesini kolaylaştıracaktır. Bu aşamada biraz ütüden yardım aldık çünkü gerçekten zor dönüyor. Üzerine 1 santimden süs dikişi ile baskıyı tamamlıyoruz. İki cep için de aynı uygulamayı yapıyoruz. Cepleri yerleştirirken aldığımız bu sapları çizdiğimiz işaretteki üst noktadan 1 santim içeriye, sap çizgisinden 1 santim içeriye doğru tutturup iki cebi de aynı şekilde bir tutturma dikişi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tutturma dikişinden sonra artık sapları yerine takma zamanımız geldi. Bu nedenle bu gördüğünüz çizgiye bağlı kalarak aşağıdan yerleştirdiğimiz bu şeridi U şeklinde dikişle kapatacağız. Diktikten sonraki görüntü bu şekilde. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyoruz.
Şimdi çantanın diğer tarafını, yan tarafları kapatmadan önce cepleri yerleştirmemiz lazım. Ön kısımda yaptığımız işlemlerin aynısını arka kısım içinde yapıyoruz. Yine 1 milimden tutturup üzerine şerit yapacağız. Burayı tutturduktan sonra diğer kenarı da döndürerek tutturacağız ve sonra şerit ekleyeceğiz. Bu aşamada şeridi eklerken çantayı ters çevirmemiz işlerimizi kolaylaştıracak. Çanta biraz daha küçük olduğu için ilkine göre biraz daha zorlu bir dikiş olacak. Ancak iğne yardımıyla tutturup sonra dikebilirsiniz veya yapıştırıp sonra dikebilirsiniz. Aynı öndeki gibi dikiyoruz. Gördüğünüz gibi dikişi tamamladıktan sonra bu şekilde görünecek. Şimdi ikiye katlayacağız çantamızı. Ön ve arka parçaların yanlarından birer santim içeriden dikiş yapacağız. Böylece yanları kapatmış oluyoruz. Yan dikişlerden sonra bu kısmı açarak ütülememiz lazım. Kalınlık veya karışıklık olmasın diye. Payların uçlarını böyle üçgen şekilde kesersek ekstra kalınlık oluşturmaz. Şimdi bu cepleri, yan cepleri alttan tutturmamız lazım. Böyle bol durmaması lazım. O yüzden bu kısma birer tutturma dikişi atıyoruz. Çatıları denk getirmeyi unutmayın. Dikiş sonrası böyle tam olarak şeklini almış görünüyor. Şimdi çanta altını ana bedene ekleyeceğiz. Bunun için çıt işaretlerine dikkat ederek çanta altından 1 santim içeriden başlayarak çıtın bitiminden bitmek şartıyla dikimimizi yapıyoruz. Diğer taraf için de aynı işlemi tekrar edeceğiz. Gördüğünüz gibi çıttan sonrasında dikiş yapmadım. Bu dönmeyi kolaylaştıracak. Şimdi kenarlara dikeceğiz. Kenarda yine orta işaretlerini çıta denk getiriyoruz ve iki çıt arasına 1 santimden birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra kenardaki alanları çıtlatmamız dönüş açısından bize kolaylık sağlar. Gördüğünüz gibi temiz bir dönüş elde ettik. Çantamızın üst ön kısmı, görünen kısmı bitti sayılır. Şimdi pervazı kestiğimiz pervazı iki yanından birer santimden dikiyoruz ve kapatıyoruz. Pervazı bu aşamada çanta ağzına birleştirmek bize çanta ağzını döndürürken çok kolaylık sağlıyor. Bunun gibi kalın kumaşlarda astarla birleştiğinde pervaz. Daha sonradan çanta ağzına birleştirdiğimizde gerçekten zor bir dönüş elde ederiz. Şimdi gördüğünüz gibi çatı çata denk getirip 1 santimden ağız dikişini yaptık. Paylarımızı pervaza yatırıp 1 milimden baskı dikişi alacağız. Ütüyle yaptık. Gördüğünüz gibi dönüş yine tam olarak olmasa da biraz sağlandı. Bu yüzden 1 santim süs dikişi ile bu dönüşü tamamlıyoruz. Şimdi fermuar kenarındaki parçayı hazırlayacağız. Kestiğimiz parçaları ikiye katlayıp yanlardan birer santim dikiyoruz. Çevirip ütüleyeceğiz. Fermuar uçlarını geri doğru dikelim. Bu şekilde birleştirmesi daha kolay. Şimdi iki tane fermuar kenarımız var. Bunları düzgün bir şekilde yerleştirip dikiyoruz. Karşılık getirmeye dikkat edin. Düzgün bir görüntü olsun.
Astardaki bu kalıbı ütü şablonu olarak kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi 2 adet astar cebi kestik. Şimdi bunun kenarlarını katlayalım. Ve ütü şablonumuz hazır. Bunu kumaşın üzerinde ütülediğimizde daha güzel bir şekil alacak cebimiz. İki cep için de aynı şeyi tekrarlıyoruz. Cep ağzını dikeceğiz birazdan. Astar üzerinde cep yerlerini işaretliyoruz. İki yön içinde bunu yapıyoruz, aynı işlemi. İşaretlere göre cebi yerleştirip 1 milimden dikiyoruz. Çanta altına astara yine aynı ana yüzde olduğu gibi çıttan çıta iğneleyip 1 santimden dikiyoruz. Önce uzun kenarları, sonra kısa kenarları dik. Şimdi çantanın iki yanını, astarın iki yanını 1 santimden kapatacağız. Bu aşamada boşluk bırakmayı unutmayın. Çantayı döndürmek için bu boşluğa ihtiyacımız var. Bir tarafı diktik, diğer tarafta boşluk bıraktık. Kenarları çıtlatırsanız bu kenar dikişleri çok daha kolay olacaktır. Astar dikimini yaptık. Gördüğünüz gibi kenarları çıtlatarak diktik, temizledik fazlalıkları. Şimdi iç ceplerinde görüyorsunuz. Fermuarlı parçayı astara birleştirirken fermuar kısmı size bakacak. Astarın tersi dönük olacak. Bunu unutmayın. Çıt işaretlerine dikkat ederek yerleştirip yarım santimden tutturuyoruz. Fermuarı açıp çantayı astarın içine geçirdikten sonra şimdi bu çanta yan dikişli, astar yan dikişleriyle pervazdaki yan dikişleri üst üste getirip 1 santimden gördüğünüz gibi dikiyoruz. Bu açıklıktan çantayı döndüreceğiz. Ve çevirdikten sonra bıraktığımız açıklığı 1 milimden dikeceğiz. Astarımızı içine soktuktan sonra gördüğünüz gibi çantamız artık son şekline geldi. Birazcık bu fermuar kenarlarına ütü basarsak daha güzel görünür. Artık sizin de bir el yapımı mini tote bag'iniz oldu. Güle güle kullanın. Sevgiler, görüşmek üzere.